80 milyonun bir ekonomik kriz yaşamaması için hükümetin ciddiyetle bu olağanüstü duruma bir son vermesi gerekiyor. Bırakın son vermeyi, maalesef bu durumu derinleştiren ve vatandaşı gittikçe daha zor durumda bırakacak adımları atmakta ısrar eden bir yaklaşımla karşı karşıyayız. O halde demokrasi kaldırıldı. KYK'larla hukuk yok edildi. Başkanlık iddiasıyla rejim tehdit ediliyor. Kendi siyasi iktidarı uğruna bütün dünyayla kavga ediliyor. Bu siyasi riskler Türkiye'nin zaten olumsuz ayrıştığı dünyadan iyice kopmasına yol açıyor. Yine veriyle ifade edelim. 3 Ekim'den itibaren, yani o hali yeniden uzatma kararıyla beraber başlayan süreçte, başkanlık iddiasının alevlendirildiği süreçte, Avrupa Birliği ile inatlaşıldığı dönemde, bu dönem içerisinde Türk lirası 150 ülke arasında en çok değer kaybeden 4 ülke arasına girdi. İlk 12'deydik. Korkunç bir tabloydu. Üzerine siyasi risk ekleyenler bugün Türkiye'yi liderliğe koşturuyorlar. Hangi konuda liderliğe? Parası en çok değer kaybeden, ekonomisi dünyadan en çok kopan ülke olma liderliğine. Kırılgan beşliğinin içerisinden bir lider çıkartıyorlar. Eğitim başta olmak üzere, ivedilikle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu reformların yapılması çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Aynı şekilde siyasi riskleri ortadan kaldırıp çok ihtiyaç duyulan güveni inşa etmek için acil adımların atılması talebimizi de iletiyoruz. Atmadığınız her adım 80 milyonu çok zor koşullara doğru mahkum ediyor. Bu vatandaş sizin iradesizliğiniz sebebiyle fakirleşmeye asla mahkum edilmemeli. Zorlaşan bu koşulların vatandaşımızı daha fazla ezmemesi için buradan açık çağrı yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşa dolar bozdur diyenler, vatandaşın cebinde zar zor biriktirdiği 3 kuruş doları bozdurduktan sonra o dolarla kendilerine 78 milyon dolara uçak alıyorlar. Uçak. 78 milyon dolara. Hani milli olanlar Türk lirasına dönecekti? Siz milli değil misiniz? Niye 78 milyon dolara uçak aldınız? Üstelik de vatandaşı bu süre içerisinde dolar bozdur diyerek bu işe itmişken. Dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Vatandaşımızı zorluklarla karşı karşıya bırakmayın diyen bizler bu komisyonun faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 1416 lira. Net asgari ücret 1300 lira. Vatandaşınıza aç kalın diyorsunuz. Biraz önce tarif ettiğim ekonomik zorlukların ortadan kaldırılabilmesi için ilk atılabilecek adım bu asgari ücret komisyonunda atılabilir. Eğer gerçekten bugünkü sorunları gidermek için iş yapacağız diyorsanız EKK'yı falan beklemeyin. Buyurun. Asgari ücret tespit komisyonunda 6,5 milyon asgari ücretliyi ve onlarla birlikte ücreti değişecek milyonların hayatını gelin düzeltin. Eğer niyetiniz gerçekten vatandaşın ekonomisini düzeltmekse.